Ben de ekrana getireceğim ki şu anda açıklama yayınlanmış. Ben hemen isterseniz önce o açıklamayla başlayalım değerli izleyenler. Ondan sonra e, devam ederiz. Bakalım Sayın Kılıçdaroğlu neler açıklıyor. Hep birlikte şimdi hemen iki dakikada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasını öncelikle bir izleyelim. Ondan sonra birlikte yayınımıza devam edeceğiz değerli izleyenler. Evet izninizi alayım. Hemen Sayın Kılıçdaroğlu daha yeni açıklamasına başladı. Ben de hemen açıklamayı ekrana getiriyorum arkadaşlar. İyi haberler aldık. Şehitlerimiz var. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Böylesine acı bir günde, böyle bir konuşma yapmak inanın beni üzüyor. Ama bu ülkenin geleceği söz konusu. Bu da benim ana muhalefet olarak, bir vatansever olarak görevimdir. Bugün grup konuşmamda bürokratlarımıza seslendi. Az da olsa suça bulaşmış olanların hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarını söyledim. Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz dedim. Ekleyin, evet. ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onların başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar, sizler devleti kanun dışı talimatları uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandalla yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu Sağır Sultan da biliyor. Amacım komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel hayatları var. Çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. Anlatayım. Bir vakıf kurduruyorlar. Amerika'da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler Katar'a gider diye beklersiniz ya. Biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayayım. Şimdi bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için para ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süslü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. Türger ve Ensar. Bu vakıflar başlıyor. Paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar. Bir 10 milyon dolar. Bir 20 milyon dolar. Bir 10 milyon dolar. Bir Türger, bir Ensar. Bir Türger, bir Ensar. Durmuyorlar. Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Ensar'cığım, Türgev'ciğim, bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli tra transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerika'lara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi? Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara. Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle. Aileden kim gönderiyor bu paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı tarafta? Yani Amerika'da. Çık anlat. Çekinme. Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınızı alın. Onlar masum, onlar suçsuz. İşte sevgili halkım. Emekliye bu yüzden para yok. Bu yüzden 1 litre süt 20 lira. Bu yüzden 4 milyon abonenin elektriği kesiliyor. Bu ülkede çocuklar bu yüzden yatağa aç ve karanlıkta giriyor. Bu yüzden ekmek bulamıyor. İnsanlarımız bu yüzden mağdur. Uyan ey halkım, artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken senin gidecek bir yerin yok. Bizim başka memleketimiz yok. Artık uyan, kaldır kafanı ve bize katıl. Evet, değerli izleyenler, tam denk geldi. Yayına denk geldiği için sizlere de izlettim ben. Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli olarak, çok önemli şeyler açıklayacağım demişti. İşin doğrusu ben de çok heyecanlanmıştım. Ee, bir saniye arkadaşlar. Bir saniye, evet. İşin doğrusu ben de çok heyecanlanmıştım. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyebileceğini... E, Merak ederek yayına başlar başlamaz zaten Kılıçdaroğlu aynı saniyede de paylaşımı yaptığı için benden direkt ekranlara getirdim. Sıcağı sıcağına ee, yeni gelen arkadaşlara tekrarlamak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu birkaç noktaya değindi. Ensar Vakfı'ndan falan bahsetti. Bunlar bilinen şeylerdi. Ve işte 10 milyonun 20 milyonun nasıl aktarıldığını falandan bahsetti de. Şimdi ortada e, milyarlar dolaşırken Sayın Kılıçdaroğlu gitmiş birkaç milyonun peşine düşmüş. Bu da çok ilginç. Bir nokta birkaç nokta daha var. E, aldığım notlarla Sayın Kılıçdaroğlu sona doğru işte şey diyor. Ya e, yani halkımız neden fakir? İşte emekler neden maaşını alamıyor? İşte paralar bu vakfa gittiği için diyor. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu e, bir muhalefet partisi genel başkanı olarak bir CHP'nin genel başkanı olarak böyle saatler önce özellikle meclis kürsüsünde ben saat 10'da kimin 100 kişilik işte 100 kişilik listeden bahsediyor. Kimin kaçacağına dair açıklama yapacağım dedi. Ben sizlerle o yüzden paylaştım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı bu birkaç dakikalık konuşmasında be, değil mi? Arkadaşlar şeyi söyleyeyim ben. Belge benim için bir şey aslında ifade etmiyor. Türkiye'de belge göstermenin de bir anlamı yok. Yani onun bir şeyi yok. Yani yardım yapmışlar adamlar. İşte 10 milyon, 5 milyon, 20 milyon göndermişler vakıflara. Bunlar resmi olarak işlenen şeylerdir. Bunu hiçbir yönde bir engel de yok resmi olarak. Bir şey yok yani. Önemli olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün mecliste açıkladığı akşam halkımı bekliyorum. Bakınız kimler kaçmayı planlamış, kimler kaçıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani nerede ne zaman Sayın Kılıçdaroğlu bu kaçma şeyini açıklayacak? Ben onu merak ediyorum ve en son çok uzatmayayım. Çünkü önemli haberler var. Bugün gerçekten de e, çok çok önemli haberler var. Ben o yüzden yorum bölümünü de kapattım. Sadece katıl butonunu kullananlar bugün yorum yapabiliyor. E, çünkü saldırı olacak biliyorum. Çünkü zaptan kötü haberler geldi. Çok kötü haberler geldi. O yüzden onun detaylarını açıklarken burada da çok ağır... E, saldırılar olacağı için, spamlar gönderileceği için ben de yorum bölümünü kapattım. Sadece katır butonunu kullananlar yorum yapabiliyor değerli izleyenler. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu sona doğru en son dedi ki bu ilginçti aslında. Eğer em emeklerin maaşı ödenmiyorsa, insanlar azsa, e halk işte karnı doyuramıyorsa bunun sebebi Erdoğan'ın bu yani Erdoğan hükümetinin bu e vakıflara aktardığı paralardandır. Hiç alakası yok. Bakınız o vakıflara artırılan bütün paraların toplamı, ben bunu altını çizerek değerli izleyenlerin dikkatine çekiyorum, kamuoyunun dikkatine çekiyorum. Bu vakıflara, şunu da söyleyeyim, vakıflara aktarılan paralar haram mıdır? Haramdır. Halkın parası mıdır? Halkın parasıdır. O nokta doğru. Fakat o vakıfların bütününe aktarılan paraların toplamı, Kürdistan'a yapılan Zapa, Cudiye, Gabbara, Rojava'ya yapılan bir gecenin gideri kadar değil değerli izleyenler. Bu gece Zapta uçan, bombalayan o uçakların, helikopterlerin sadece giderleridir. Bir gecelik giderleridir bu vakıflara gönderilen paralar. Sayın Kılıçdaroğlu eğer siz gerçekten de hükümetin boş yere para harcadığından bahsetmek istiyorsanız, hükümetin gerçekten de e, Halkın parasını çarçur ettiğinden bahsetmek istiyorsanız lütfen Kürdistan'da Erdoğan'ın kendi geleceği için, kendi iktidarı için bu son birkaç haftadır başlattığı bu yeni savaşa biraz yönelmenizi rica ediyorum. Bakınız 40 yıllık savaşta 350-400 milyara yakın paradan bahsediliyor. 400 milyar dolar. Bunun büyük bir kısmını son 7 yılda Erdoğan sadece ve sadece o savaşa harcamış. 150-200 milyar dolardan bahsediyoruz. Siz gelmişsiniz birkaç milyon işte insanlar kaçmış. Hani kim kaçacak? Nerede bu listeniz? İsimler açıklayacaksınız. İsim yok. Belge dediniz. Ben de burada yazıp belge derim yani. Sen Kılıçdaroğlu bu, bu bağışlar bir şey ifade etmiyor. O, o yüzden... Keşke de bu saatte merak edip de bize Sayın Kılıçdaroğlu ne söyleyecek diye beklemeselik diye e, söylemedim de geçemeyeceğim değerli izleyiciler. Şimdi bakınız haber, başlık, haber başlıklarını size sunayım. Beklemek isteyen arkadaşlarımız belki sona doğru bekler. O yüzden ben sizi e, yayını sonradan izleyenler için de bir şey vermiş olurum. Bugün meclis kurulu toplantıları vardı. Hem HDP hem CHP hem de MHP'nin meclis grup konuşmasını Kısmen ekrana getireceğim. Çünkü Yiğit'i bugün yine açtı ağzını, gömdü yüzünü, açtı ağzını, gömdü gözünü, kapattı gözünü öyle bir şey diyorlar. Ve e, saldırdı. Saldırması çok kötü. Yine dedi işte eskiden falan bağırıyor da işte anayasa mahkemesini falan kapatın şunu kapatın. Bugün ne dedi? Ya biz NATO'dan çıkalım ya ne olacak ki? Çok basit bir şey gibi NATO'dan çıkalım. İyi yani helal olsun PKK ya. ya. Yani vallahi PKK biraz daha zorlasa bunları NATO'dan çıkaracak. Bunları başka bir gezenege de sürecek yani. Kürtler ve PKK bunlara dert olmuş. Nasıl olacak bu işi ben de anlamadım. Zülfü Livani bugün, Livaneli bugün önemli bir açıklama yaptı ve destek de sundu. bu yasakların yasaklanan müziklere ilişkin yine engellenen bu konserlere, Kürtçe konserlere ilişkin bir açıklama da bulundu. E, Fırat Haber Ajansı'na onu açıklayacağım, ekrana getireceğim. Değerli izleyenler bugün Erdoğan Türkiye'sinde bir ırkçı saldırı daha gerçekleşti. Halay çeken Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde halay çeken ve halay çekerken de Kürtçe şarkı okuyanlara bir grup faşist saldırdı. Ee, onun detayları var. Ezgi Mola evet Ezgi Mola bir Kürt sinema sanatçısı, Türk sinema sanatçısı ve Ezgi Mola Orhan'a Musa Orhan denen e, o tecavüzcüye hakaretten dolayı bugün Türk yasalarına göre bir cezaya çarptırıldı ve 6.900 TL'lik para cezasına çarptırıldı. Onun detayları var. Yine Ezgi Mola'nın kendi açıklaması var değerli izleyenler. Kürdistan'ın gündemine baktığımız zaman Kürdistan'daki haberler oldukça ilginç yeni haberler var. Ee, Erdoğan'ın Rojava'ya saldırı planına ilişkin biraz e, sizlere bir şey kaç noktada paylaşımda bulunmak istiyorum. E, bu, bu ne anlama geliyor? Erdoğan neden böyle bir açıklama yaptı? Ve Erdoğan ne planlıyor ile ilgili bu konuda? bir 5 dakikalık bir öteki yorumu sizlerle paylaşacağım değerli izleyenler. Ardından Demokratik Suriye, Suriye güçleri ya da bilinen ismiyle ya YPG olarak bizim daha çok yakın tanıdığımız e, bizim zın bir açıklaması geldi ve Erdoğan'ın açıklamasının ardından e, Rojava Özel Yönetiminden ilk resmi açıklama da yapıldı. Erdoğan'ın bu tehdidine ilişkin. Değerli izleyenler Cemil Bayık, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Öyle bir açıklama yaptı ki gerçekten e, e, tarihe geçecek bir açıklama. Aynen şu cümleyi kullandı. ZAP onlara mezar olacak dedi. Bunun da bir kısım detayını sizlerle paylaşacağım. Evet ZAP savaşına yönelik haberler geliyor dedik. Tam 40. gününe girdi. Yani 40 gündür daha ediyor bu savaş. Ve biz sürekli bu savaşta yaşanan olayları, çatışmaları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Elimizde ulaşan bilgilere göre. Yani yerel kaynaklar, oradaki gazeteci arkadaşlar ve HPG'nin kendi yine basın ve itibat merkezi var sürekli resmi olarak kendi sitesinden oradan açıklamalar yayınlıyor. Biz de o açıklamaların ışığında sizlerle zaman zaman o çatışmaların bilançosunu ekrana getirmeye çalışıyoruz. Bugün bir açıklama daha yaptı. HPG dedi ki tam dün yaşanan çatışmalarda 19 askeri öldürdük dedi. Ve detayları var. O detayları da sizlerle paylaşacağım değerli izleyenler. Yine yaşamını yitiren... E, gerillaların isimleri açıklandı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan sabah bir açıklama geldi. 3 asker olarak e, açıklandı. Bu akşam saatlerinde e, ölen asker sayısı 5'e çekti ve selfie yapan 5 kişi bir arada selfie yapan e, askerler e, öldürülmüş ve bu askerler nasıl Nereye indirmiş? Ben bütün detayları, ben sürekli indirmelerden falan bahsediyordum ee, diyordum ki Türk Devleti helikopterlerle gruplar halinde kendi askerlerini indirip ölüme terk ediyor. Bazı troller gelip bana saldırıyordu, kafadan uyduruyorsun, moral bozuyorsun vesaire. İşte buyurun bakalım benim o dediklerim bir bir ortaya çıkmaya başladı ve çembere aranan bir grup değil sadece birkaç grup askerden de uzun zaman arasında haber yok ama medyaya yansımıyor. Bu askerlerin ölümü neden bugün açıklandı? Onu da ben sizlerle açık paylaşacağım değerli izleyenler. Şimdi Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Güney Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi'nden bir açıklama geldi bugün değerli izleyenler. Dedi ki, Kürdistan'a herhangi bir saldırının bedeli çok ağır olur. Dedi. Onun detayları var. Evet. Türkiye Devleti, Kürdistanlıları sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da rahat bırakmıyor değerli izleyenler ve Ölüm 7 yıl önce yaşamını yitiren bir Kürdü. İsveç devletinden resmen resmen iadesini istedi. Şaşırdınız değil mi? Evet. Bu e, haberler böyle. Evet. Spas. Eyvallah. Şimdi değerli izleyenler öncelikle Türkiye haberleriyle başlayalım ardından Kürdistan başlık halinde Han halinde sizlere sunduğumuz o haberlerin detaylarına geçeceğiz. Ama bugün mecliste e, parti grup toplantıları vardı fakat ondan önce bir duyuru var size yapayım ben onu da sizi de ilgilendiriyor maalesef. Evet maalesef diyorum. E, uzaya gitmek isteyen arkadaşlarımız başvurdu mu değerli izleyenler? Biliyorsunuz dün Tayyip Erdoğan e, Ay'a gitmek isteyenlere müjde vermişti. İnternet site adresi vermişti. Ee, ve o internet sitesinin üzerinden bütün Türkiye'yi davet etmişti gitmek isteyen ismini yazdırsın diye 20 milyon insan mesela başvuruyor değerli yani dünden beri herhalde bir, bir 300-500 bini geçmiş diyeceksiniz ki e, iyi biz de gideceğiz bakınız bütün Türkiye çağrı yapan bir cumhurbaşkanı gelin aya gitmek isteyenler girin internet sitesine başvuru formunu doldurun size başvurun dediği 20 milyon, 25 milyon kaç kişi başvuracak bilmiyorum ama o 20 milyon ya da 25 milyon arasında iki kişi seçiyorlar değerli izleyenler. Tekrar söyleyeyim. Milyonlarca insan başvuracak, iki kişi seçiyorlar. Peki diyeceksiniz ki neden iki kişi acaba? Aklımıza o geliyor. Neden herkese açık yapmışlar? Devlet neden e, aya gidecek o insanları kendisi seçmiyor da niye milyonlarca insan arasında seçiyor diye düşündünüz değil mi? Size söyleyeyim ben. Her başvuru için 28 bin TL alınıyor değerli izleyenler. Paralıdır yani bedava değil. Bakar mısınız AKP'nin fırlamalarına bakar mısınız? Paralara bakar mısınız? Hı -hı. Gidin başvurun sizde para ödeyin sıraya girin. Nasıl olsa 2 milyon arasında o loto gibi bir şey de çıkar yani. Ha loto oynatmışsınız devlet olarak ha böyle bir şey yapmışsınız. Ama artık AKP uyanıktır. Başka kılıflar altında. Loto onlara göre hani resmiyetler loto yapsa Erdoğan tepki çeker. Ama loto yerine böyle bir fırlamalık fırıldak pardon fırıldaklık yaparak halktan ne kadar güzel para koparıyorlar. Bu da ilginç ama bu konuya yönelik muhalefetten tık bile yok. Kimsenin umurunda bile değil. Neyse. Size uzaya hayırlı yolculuklar diliyorum. Uzayda da size eşlik edecek olan yine ee, astronot e, sayan astronot sevgi sayan, savcı sayan astronotlar eşliğinde gideceksiniz. Şoförünüz, yani şoför diye diyemeyelim ona, astronot diyelim biz ona. Astronotunuz hazır zaten. E, gidecek yolcular da hazır olacak. Birkaç milyon içerisinde iki kişi çıkacak. Ve gideceksiniz. Hayırlı yolculuklar diyorum hepinize. Değerli izleyenler, gitmek isteyenler, başvurmak isteyenlere söylüyorum bunu. Evet, hızlı hızlı geçeceğim. Ee, çünkü daha 20 dakika geçti, haberlere başlamadım. Farkındayım ben, kızıyorsunuz. Sonra izleyenler kızıyor, değerli izleyenler. Ama biraz sakin olalım, biraz daha relax olalım, biraz da zaman ayıralım. Bugün partilerin meclis grup toplantıları vardı. 3 partiyi ekrana getireceğim. Öncelikle Sayın Mithat Sancar ne dedi? Uzaya ilk kim gitsin diye sordu. İktidarı toptan bir araca bindirelim, gitsinler. Tek gün. Ama uzaylıların suçu ne? Yani onlar da rahatsız oluyor diye sordu. Bakalım Sayın Mithat Sancar neler söylemiş sorunlarına buldukları çözüm ve halkı kandırabileceklerine inandıkları yöntem bu. Yani bu kadar. Çaresiz, aciz ve zavallı durumdalar. Müsaadenizle hakikaten buraya bir espriyle cevap vermek istiyorum. Eee biz diyoruz ki aslında bu uzay programı fena bir program değil. Bunu iyi değerlendirebiliriz. Mesela işte o şartlara uyan vatandaşı bulacağız falan demesinler. Biz aracı olalım, gücümüzü kullanalım, lobi yapalım. Bu iktidarı toptan bir araca bindirelim, tek yön bilet alalım. Gitsinler. Ama ama orada da uzaylıların suçu ne diye sorasım geliyor. Şimdi <laughs> Yani uzayda yaşayanların suçu da bir de eskaza uzayda Kürtler varsa yani durum ne olacak diye hani bunu da soralım. Yani hani sorunlar bu ağır sorunlar karşısında bu laubaliliktir. Bu Türkiye halklarının aklıyla vicdanıyla alay etmek. Vallahi sen Mithat Sancar doğru söylüyor. Yani ya uzayda Kürtler de yaşıyorsa peki oradaki Kürtler ne olacak? Onlar da mı sürgün edecekler? Varsayalım ki gerçekten bu e, Şuraka, bu AKP ya da Türkiye'deki faşist, rej, komple faşistler, faşistler diyelim biz. Türkiye'deki faşistler varsayalım ki şeye gitti. Değil mi? Uzaya gitti. Bir baktılar ki aa uzayda Kürtler yaşıyor. Kürtler orada Kürtçe konuşuyor. Allah aşkına bir empati yapar mısınız? Bunlar ne hale gelecek? Vallahi bunlar uzayda terk edip gidecekler. Uzayda Kürtçe konuşan, ya Allah'ın işidir bu belli de olmaz yani. Ben geçen bir film izledim. Ya uzay, büyük bir uzay şeyini gönderiyor Orada birisi kalıyor bir kadın. Daha sonra da onda bir hayatı icra ediyor. İşte çiçek ekiyor falan filan. Oranın sahibi oluyor yani. Vallahi eğer bunlar giderse varsa, yani Kürtler belki de orada var bilmiyoruz ki biz yani. Kürtçe konuşan Kürtlerle karşılaşırlarsa uzayda ne yapacaklar Allah aşkına? Nereye gidecekler? Uzayda mı istirahat edecekler Allah aşkına? Düşünebiliyor musunuz? Korkunç. Evet Sayın Kılıçdaroğlu da bugün yine meclis grup toplantısında konuştu. O da dedi ki Şimdi Bahçeli zaten bu son günlerde Kılıçdaroğlu'na oldukça yükleniyor. Kılıçdaroğlu kısaca dedi ki Bahçeli acaba cebinde dolar mı taşıyor, Türk lirası mı? Biz de merak ediyoruz. Bakalım Sayın Kılıçdaroğlu ne söylemiş? Türk lirası var ya bizim meşhur Türk lirası. Değeri kalmayan... Ee, pardon arkadaşlar, pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, çok pardon var ya bizim meşhur Türk lirası. Değeri kalmayan bir Türk lirası. Parantez açalım. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk lirası? <laughs> ya ben merak ediyorum. Türk lirası erirken, erirken, üstünde de Türk lafı varken paranın bu kadar itibarsızlandırdığı bir dönemde Bahçeli hala kalkıp da Türk lirasını itibarsız hale getiren iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Biz... Bence de bir sorun var Sayın e, Kırıştaloğlu. Sorunu biz biliyoruz da sorunun e, çözümünü bulamıyoruz. E, evet neyse geçiyoruz bunu da. Evet Yiğit'i konuştu değerli izleyenler. Yiğit'i kim diye yeni gelen arkadaşlarımız olabilir, yeni misafirlerimiz olabilir. Onlar için söyleyeyim ben. E, Sayın Devlet Bahçeli, evet. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. E, ya NATO'dan ayrılma gündeme alabilir dedi. Yani bu kadar ne olacak ki yani dedi. Alacaklar gündeme. Dur bakalım neler söylemiş. Hep birlikte bir ibreti alem olsun diye ben sizlere iki tane onun kısa videosu var. İkisini de kısaca izleteceğim size arkadaşlar. Biriktirilmiş kefen paralarını devletine bağışlayan vatanperver yüreklerin miraçlarıyız. Ekmek yerine süpürge tohumunun yenildiği kavrulup öğütülen sonra da kaynatılan noğudun kahve niyetine içildiği dönemleri unutmuş değiliz. Kaz yokken lambada haşhaş yağı kullanan yıllar aklımızdan çıkmamıştır. Milli güvenliğimiz neyse ekonomik güvenliğimiz de odur. Biz tarihten dersimizi aldık. Aynı yerimizden bir defa daha ısırılmamak için de karar verdik. İrade gösterdik, yemin ettik. Yani ekmek yerine süpürge tohumunu yiyin arkadaşlar. Öneriyorum yani Bakırs kendisi öneriyor. Kavrulup öğütülen sonra da kaynatılan nohutun kahve niyetine içtiği günler vardı dediği için süpürge şeyi süpürge yerine pardon ekmek yerine süpürge tohumunu yiyin. Ne olacak yani? Ne diyor ardından? Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp Sürecin olduğu bittiye getirilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. Türkiye seçeneksiz değildir. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinde çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. Yok. NATO ile var olmadık. NATO'suz da yok olmayız. Ama bir eksiklik var burada değerli izleyenler. Fark ettiniz değil mi? Artık elini sallamıyor. Elini sallasa düşecek o sallantıyla birlikte. Çünkü zor ayakta duruyor. Yani artık yaşlandı. Normalde biz de yaşlanacağız. O konuda hani şey olsun diye söylemiyorum. Elini sallasa o sallantıyla birlikte düşecek gidecek. Tutmuş böyle sağını solunu masayı tutmuş böyle sağlam bir şekilde. E, gözlerini sallıyor artık. Elini sallayamıyor yani o derece. E tamam yani NATO'da da çıkaracaksın dedim ya. NATO, e, Kürtler e, bunları kovacak bu dünyadan. Eninde sonunda bunlar bu dünyada yaşamaz hale gelecekler. Avrupa gitmeyecekler, Amerika gitmeyecekler. Niye burada Kürtler yaşıyor? Türkiye'de yakında terk edecekler bunlar. Sayın Kırıştanul dedi ya 100 kişi hazırlamış terk edecek dedi isim vermedi. Keşke isim verse belki iyi o var onların içerisinde. Mutlaka MHP'liler var yani sadece AKP'liler bu ülkeden kaçacak değil. Nasıl ki AKP'liler bu ülkeyi bu hale getirdiler, bu kadar suç işlediler, cezalandırılıp yargılanacaklarsa onlarla birlikte tabii ki bu suçun ortağı olan MHP de aynı şekilde yargılanacak ve o lisede eminim ki o liste varsa çıkarsa ortaya içinde muhakkak yiğit onun da içerisinde olduğu birçok kişi MHP'li kişiler de var diyelim. Şimdi Zülfü Livaneli, sanatçı Zülfü Livaneli'nin bir açıklaması var değerli izleyenler. Onu ben sizlerle paylaşayım. Ondan sonra Kürdistan haberleri bölümüne geçeceğiz. Aklınızda olsun ben sadece söylüyorum. Şimdilik Türkçe haberler, Türkiye'deki gelişmeleri aktarıyorum. Anfeye konuştu Zülfü Livaneli dedi ki korkunç bir baskı ortamı yaratılmış bu ülkede. Giderek artan müzik ve konser yasakları sanatın üstünde korkunç bir baskı haline dönüştü. Tabii ki yüreğimiz o konserleri yasaklanan sanatçılarla birlikte dedi sanatçı Zülfü Livaneli çözüm olarak ise bir öneri yaptı dedi ki toplum direnecek mesela sizin yaptığınız gibi haberini yapacak, sesini çıkaracak. insanlar bununla mücadele ederse ancak o zaman sonuç alınır dedi ee, sevilen ünlü sanatçı Zülfü Livaneli. Başka bir haberle devam ediyoruz. Erkçe bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi bugün de yine maalesef Kürt ya ya bir Kürt müziğini diyorlar haber yapıyoruz. Ya Kürt konserini yasaklıyorlar. diyorlar ee, işte ya da tiyatrosunu ya da Kürtlerin sloganını ya da Kürtlerin toplantısını gösterisini açıklamasını aklınıza gelebilecek Kürtlerin bütün aktivitelerini e, yasakladıklar zaman haber yapıyoruz ama her gün buna benzer haberler var. Mezarlara saldırıyorlar, cenazelere saldırıyorlar, namaz kıldırmıyorlar, İşte işte camiye almıyorlar. Bir sürü şey var Kürtlerle ilgili. Bugün bir haber daha var yine. Akdeniz Üniversitesi'nde görüntü vardı. Ben izletmek istemiyorum çünkü e, şiddet görüntüleri var. Saldırıyorlar elinde palalarla, sopalarla Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup Kürt öğrenci, Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle çevrede bulunan ırkçılar tarafından saldırıya uğruyor değerli izleyenler. Antalya Özgür Öğrenci İnisiyatifi kampüste Kürtçe şarkılar söyleyip halay çektikleri için saldırıya uğradıklarını açıkladı. İnisiyatifin Twitter hesabında yaptığı açıklama aynen şöyle. Üniversite içerisinde Kürtçe şarkı söyleyip halay çektiğimiz için bir grup ülkücü faşist çete ÖGB'nin de desteğiyle bize saldırmaya çalıştı. Biz de kendimizi savunduk ki videoda da zaten çok arbada yaşanır onu söyleyelim. Evet bir ırkçı haberden sonra bu da aslında ırkçılık kokan yine Kürt düşmanlığı kokan bir haber değerli izleyenler. Ekranda gördüğünüz tanınan, sevilen sanatçı, sinema sanatçısı Ezgi Mola ile ilgili. Ezgi Mola biliyorsunuz daha önce bir açıklama yapmıştı o açıklamasında katil Musa Orhan'ı lanetlemişti. Birazdan o açıklamayı da okuyacağım da Ankara 31. Ağ Asya Ceza Mahkemesi oyuncu Ezgi Mola hakkında ipek yere tecavüz eden ve intihara sürükleyen uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan e, hakaret ettiği gerekçesiyle iddiasıyla 6900 lira para cezasına çarptırıldı değerli izleyenler. Ezgi Mola ne dedi peki? Ezgi Mola para cezasına ilişkin dedi ki şaşırmadım. Siz şaşırdınız mı? Umarım şaşıracağımız günlerde gelir. Çok kısa ve net olarak söyledi. Peki Ezgi Mola ne paylaşmıştı değerli izleyenler? Ben onu bulursam sizinle paylaşayım. Ee, evet bir dakika bulursam paylaşayım yoksa da çok fazla. Ha buldum. Diyor ki aynen şunu paylaşmıştı değerli izleyenler. Tecavüzcü şerefsiz dışarı salan vicdanınızda boğulun. Pardon. Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya. Ne diyeyim? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Altta da o taga da katılarak Musa Orhan tutuklasın diye paylaşım yaptığı için e, Türk yasaları. Adamlar şeyi koruyor resmen ya. Adamlar tecavüzcüyü koruyor. Bir tecavüzcüye yönelik aleyhine bir kişi tecavüzde bulunuyor ve kadın da tecavüze uğradığı için gidip mektup bırakıyor. Ferankes beni, bana tecavüz ettiği için diyor ben intihar ediyorum diyor. Kendimi öldürüyorum diyor. Mektup bırakıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti intiharına sebep olan adam dışarıda sallanıyor. Bir uzman çavuştu kendisi. Fakat ona yönelik bir paylaşım yapan bir sinema sanatçısına ceza veriyor. Biliyor musunuz? İşte siz böyle bir Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ne mutlu size değil mi? Evet, değerli izleyenler şimdi dilerseniz e, Kürdistan haberlerine geçelim. Kürdistan haberlerine geçerken de ben e, açtım Facebook say.